Merhaba sevgili öğrenciler. Tatil sorularından 19. soruyla sizlerle beraberim. Oldukça zor bir soru bizleri bekliyor. Bir bölme işleminde bölünen sayı 10 arttırıldığında bölüm 1 artmaktadır. Bölüm bölenin 2 katından 8 fazladır. Kalan ise alabileceği en büyük değerdedir. Yukarıda verilenlere göre bölünen sayı kaçtır diyor. Şimdi ilk yapmamız gereken burada bir bölme işlemi var. Şöyle bir şema çizelim. Şu cümle bize çok önemli bir ipucu veriyor. Bölünen sayı 10 arttığında, yani şuradaki nokta nokta olan sayı 10 çoğaldığında bölüm, yani şu sonuç kısmı 1 artıyor. O zaman bu cümleden ben şu sonucu çıkarabilirim. O zaman bölen sayı 10 demektir. Size somut olarak bir örnekle göstereyim. Örneğin bir bölme işlemi var. Buradaki bölünen sayı 40. Bölen de 10. 40 bölü 10 cevap 4 oluyor, değil mi? Şimdi şunları uygulayalım. Bölünen sayı 10 daha artsın. Bakın 50 yaptım. 10 tane arttırdım. Şimdi bakalım 50 bölü 10 ne oldu? 5. Yani bir defa çoğalmış oldu. Bir artmış oldu. İşte buradan buradaki bölüm kısmının bir arttığından ben buradaki bölenin 10 olduğunu anlamış oldum. Devam edelim bakın yine aynı somut örnekten. Şimdi burası 57 ya, bir 10 daha arttırayım bakın. 60 yaptım. Bölenimiz 10. Sonuç ne oldu? 60 bölü 10 6. Bakın yine bir tane çoğal. Demek ki her 10 arttığında bölüm kısmı 1 artıyorsa o zaman bölen sayı 10 demektir. İşte bu cümleden ben bunu anlıyorum. Şimdi böleni bulduktan sonra diğerlerini bulmak çok kolay. Ne diyordu? Bölüm bölenin 2 katından 8 fazladır. Yani şurası. 10 çarpı 2 eşittir 20 ve 8 fazla diyor. 8'i de topluyoruz. Ne oldu? 28. Bölüm kısmını da buldum. Kalan ise, şimdi geldik kalana. Alabileceği en büyük değerdedir. Ben bölen sayıyı biliyorum 10. Kalan kim olabilir? 9 olabilir, 8 olabilir, 7, 6 daha küçükler olabilir. Buradaki kalan sayı 10 olamaz. Yani bununla eşit olamıyor biliyorsunuz. Veya burada 10 sayısından fazla olamaz. 11, 12 veya büyükler olamaz. O zaman burada en büyük kim olabiliyor? 9 olabiliyor. Bunu da öğrendik. Şöyle bir yuvarlak çizelim alalım. Şimdi biz kimi bulacağız? Bölünen sayıyı. Nasıl bulacağız artık? Herkes yerinde bakın. 28 çarpı 10 diyeceğiz. Kısa yoldan çarpabiliriz. 28 çarpı 10 eşittir 280. Bir de 9'umuz var kalan. Onu da ilave ediyoruz. Demek ki burada bölünen sayımız 289'muş. Cevabı bulmuş olduk. Şöyle gösterelim.